كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا، كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا. وروائع القرآن جل الله. حكم متأدن ددي زمان يا محمد، أجعل الآلهة إلها واحدة بتب بو فطل رمز صفدش أدب سنين تكرب بنام كل أدجز يا محمد، أنت مجنون، أنت ساحر، أنت كاهن دي ندر بك شكل ده. محمد عليه الصلاة والسلام دليلك لا منجملك لا سهر بصدق لا إطهام أتلار، ومحمد عليه الصلاة والسلام توحيد دعوتني قبول أتبدلار تبك موسى عليه الصلاة والسلام فرعون daveti götürdüğü zaman. Değil mi? Gitti. Ne dedi Allah Tebareke ve Teala kendisine? فَقُلْ لَهُ قَوْلَ الْلَيْنَ diyor. Öyle ya. Yani çok yumuşak bir söz söylüyor. Kime ya Rabbi? Firavun'a mı? Evet. O ya Rabbi ana rabbukum el-a'la diyordu. مَا عَلِمْتُمْ لَكُمْ اِلَهَنْ غَيْرِ diyordu. فَاَوْقِدِ لِيَا هَا مَانُ عَلَى الطِّينِ فَجَعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي اَطَّلِعُ اِلَى اِلَهِ مُوسَى وَاِنِّي لَاَظِنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ diyordu. Ben sizin Rabbinizim diyordu. Ey Musa, yani senin tek Rabbine mi kulluk edeceğiz? Madem ki bu şekilde bana davet ediyorsun, o zaman senin Rabbin benim. Ey Haman diyor, sadrazamı çağırıyor, günümüzün başbakanı. Balçığa ateş yap diyor. Bana çamurdan tuğla yap diyor. Çıkıp Musa'nın Rabbine bakacağım. Koskoca bana köşk yap. Çünkü çıkıp Musa'nın Rabbine bakacağım. Ve yine yalancılardan sanıyorum diğer Firavun'a. Bu şekilde azmasına rağmen, tekebbür etmesine rağmen hala ve kullahu kavlelle yine mi diyeceğiz ya Rab? Evet. Bakınız Firavun'a bile fe kullahu kavlelle yine diyor. Şimdi günümüzde bazı Müslümanlar, davetçiler bir Müslümana İslam hükümlerini anlattığı zaman eğer o kişi tevil edip de kabul etmiyorsa ateşin bu olsun diyor. Ey kafir, ey zındık, ey cehmi, cebri, neyse artık ne lakaplarla takıyor kendisine. Oysa Allah tebareke ve teala Musa'sına nedir? Firavun'a bile diyor. فَقُلْ لَهُ قَوْلَ الْلَيِّنَا. Davette üslup çok önemli. Davette üslup çok önemli. İşte nasıl ki Kureyş tevhidi inkar ettikleri gibi Firavun da inkar ettiği gibi bu kişiler de inkar ediyor maalesef. Aynı. Hiç fark eden bir şey yok. İşte burada Allah tebareke ve teala dilerse bütün kafirleri, Hristiyanları, Yahudileri, putperestleri Allah'a secde ettirir. Kendisine secde ettirir. Ama hür iradeyle bıraktığı için ahirete bıraktı. Ama orada din, yani isteseler de istemeseler de yüce Allah'a orada secde edecekler kıyamet günü. Yevme la yenfa'u malun ve la banun illa men ata Allah'a bi kalbin selim. Ne evlatlar, ne mallar hiçbir şeyi fayda vermeyeceği o günde sadece sağ salim şirkten arındırılmış bir şekilde tertemiz bir kalple gelen Allah'ın huzuruna ancak o felaha uğrayacak. Kurtuluş erecek, cennete girecek. Burada diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Demek ki burada yüce Allah'ın şer'i ibadetini mutlak manada yapmamız gerekiyor. Yani ben Müslümanım ama istersem namaz kılarım. Yok da istersem namaz kılmam değil. Müslümansan kılacaksın. De ki ben Müslüman değilim, tamam. Sakıt olursan de. Ama Müslüman sen ve hakkıyla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah şahitlik ediyorsan, kalbinde tasdik ediyorsan mutlak manada namaz kılman gerekiyor. Mutlak manada Allah'a kulluk etmen gerekiyor. Namazda ve diğer ibadetlerde. Evet. Ve min haythu el mutaallak bil irade şer'iyye tetaallak bihi bima yuhibbullah dedik. Azze ve cel sivâun veka ev lem yeka. Bakınız mesela bu yani olsa da olmasa da yüce Allah'ın sevmiş olduğu bir iradedir. O da nedir? Mesela imandır. Değil mi? Allah tebareke ve teala imanı sever. Ya bu demek değil ki bütün insanlar iman edecek. Hayır. İşte bu şer'i olan iradeyi Allah tebareke ve teala yani vuku olsa da olmasa yani Allah'a iman etseler de iman etmeseler de bu iman meselesini şer'i hüküm olduğu için Allah tebareke ve teala bunu sever. Evet.
وأما الكونية كونية جلنجة ديور كذلك يعني دنيا مزدكي yaratılmış olan şeyler yani ay, güneş, yıldızlar, dağlar, ovalar, denizler, okyanuslar, ağaçlar, taşlar, zerreden kübraya, ağaçtan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye yaratılmış ne gibi mahluk varsa bunlar hepsi kevnidir. Hani diyor ya o min ayatihi leyli ve nehar, gece ve gündüz Allah'ın ayetlerindendir, bunlar kevnidir. Eşşemsi vel kamer, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Ondan sonra devam ediyor, diyor ki la tescidu lişşemsi ve la lil kamer, ne güneşe ne de aya secde edin. Peki kime secde edeceğiz ya Rabbi? Fescudu lillahi'llezî halakahunne in kuntum iyyahu ta'budun. Şayet hakkıyla Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'a ibadet ediyorsanız, o zaman bunları yoktan var edene kulluk edin. O da kimdir? Allah azze ve celle'dir. Çünkü bunları yoktan var eden kim? Allah'tır. Ha, o zaman el haliku li hadihi'l eşya هو المستحق للعباده. Bu eşyaları yaratan kim ise hakkıyla ibadete layık olan, ondan başka kimse değildir. O da kimdir? Allahu azze ve celle'dir. Evet. اما الكونيه فيلزم منها الوقوع. كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا. كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا. كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا. كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا. وروائع القرآن جل الله.